ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz. Efendim haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyerek başlayalım her zaman olduğu gibi. Evinizden sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Evet bugün bizler yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündem konuşacağız, hayata dair konuşacağız. Tabii ki de sevgili partnerimin yorumlarıyla birlikte konuşacağız ama onun öncesinde hemen sizlere canlı yayın telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212 454 55 71. Instagram sayfam tgrtv.tv'den de yazarsanız efendim yine yorumlarınıza ulaşmış oluruz. Evet, TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas sevgili partnerime dönmek istiyorum. Merhaba efendim, hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Cumalarını tebrik ediyoruz. Evet, İslam aleminin bütün Müslümanların herkese. Efendim bu cuma mübarek olsun. Yaşarsak mübarek olur ama herkesin cumasını tebrik ediyoruz. İyi bir cuma olsun, iyi bir gün olsun. İyi bir hafta sonu gelsin sonrasında. Hafta sonu geldi, tatil tabii, geldi. Ondan sonra da İstanbul'u terk edecek olanlar var. İyi bayram olsun, iyi bayramlar olsun. Sağlıklı öyle diyelim. Olsun. Tabii. Şimdi ülkede tartışma var tabii. Faizler tabii politika faizi 8'den 15'e çıktı ya. Hı hı. Çıkarıldı. Bazıları kardeşim işte bilimin yolu bu işte. Böyle yapacaksınız. Böyle olması gerekiyordu falan diyorlar. Bir kesim de efendim aslında az yapıldı efendim. Yani bu kadar değil de biraz daha fazla bekleniyordu. Hatta rakamlar efendim havada uçuşuyordu. Hı hı. Faizler 30'larda, 35'lerde falan diyorlardı. Olacak diyorlardı ama olmadı. 15'lerde kaldı. Bak ne kadar mütevazı falan demeye çalışıyorlar. Şimdi ben tabii tersine düşünüyorum. Faizi kutsamanın bir anlamı yok. Bu bir Katolik geleneği. Zamanında insanlara efendim para vermişler. Bol miktarda da efendim insanlar da bu parayı almışlar. Yani faizle para satmışlar, para almışlar. Bu şey değil, sürekli borçlandırarak efendim onların kazançlarını ceplerinden almak, ellerinden almak maharet değil. Ama tabii bu ekonomilerin de tabii şeyi, bir vazgeçilmezi. Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Ama %3'lerde, 5'lerde, bizim gibi değil. Şimdi %3'lerde, 5'lerde. Daha önce sıfır bilmem kaçlardaydı. Almanya'da mesela benim bir dostum var. Bu parayı her hafta sonu götürüp bankaya yatırıyormuş. En son bankacı demiş ki, kardeşim demiş, biz bekçi miyiz? Senin paranı ikide bir buraya geliyorsun. Anlamadım demiş ya. Getirme demiş. Hakikaten istemiyoruz ya. Getiriyorsun parayı, her hafta buraya bırakıp gidiyorsun yani. Ne gereği var falan demiş. Aa demiş, yani bizim orada bankalara götürüp para veriyoruz, hesaplar açıyoruz. Bize kahveler, çikolatalar, bir de efendim şeyler, bol miktarda faizler. Öyle tabii. Üretemeyen ülkelerde, katma değer üretemeyen ülkelerde, efendim çalışmadığınız halde, ortaya bir şey koymadığınız halde, ticaret yapmadığınız halde, satmadığınız halde, ne olur? Zenginleşmezsiniz. Borcu borçla kapatırsınız. Hani şimdi cebimizde şeyler var ya, kredi kartları. Birini diğeriyle kapatıyoruz. Onun gibi bir şey. Yıllarca öyle gelmiş geçmiş ama bizim çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Yani tüketim ekonomisi ya da hazır para ya da paranın faizini ödeme şeklinde değil. Kısır döngü o. Olmaz bunlar. Üreteceğiz, zenginleşeceğiz. Başka türlü çaresi yok. Efendim faiz çıkmış 30'a, çıkmış 15'e. Vallahi indirelim biraz daha falan. Bu tartışmalar Avrupa'da, Amerika'da yok. Hakikaten yok yani. Ciddi söylüyorum. Yani böyle bir tartışma yok. Faizin lafı geçmiyor ya. Benim o Kabzımal, manav arkadaşımın dediği gibi bankacı bana kızdı dedi. Ama ben Türkiye'ye bu parayı getirsem versem banka müdürü beni kapıdan karşılar ya. Bizim mutlaka üretmemiz lazım. Ve mutlaka değerli şeyler üretmemiz lazım. Mesela şimdi çip diyorlar ya, hı hı. Çip üreteceksin, satacaksın. Tarım ürünleri olmaz mı? O da olur. Ama dediğim gibi makul ve pahalı ürünler, teknoloji üretmemiz lazım. Parayı o şekilde kazanabiliriz. Faiz yükselmiş, düşmüş, birisi efendim bak biz işte demiştik,
ne güzel bak vallahi bir faizler çıkıyor. Kademeli de çıkacak, yumuşak yumuşak çıkacak. Canım sizin de dediğiniz gibi çıkmadı. Bak %15 falan yaptılar. Bu iki tartışmaya bakıyorum. Yani bilim insanları da, ekonomistler, gazetelerde, köşelerde yazanlara falan sabahtan beri uğraşıp duruyorum, okuyorum, gülüyorum. Bana da bakanlar, niye gülüyorsun ya? Faizin artmasına ya da faizin olmasına, faizin daha fazla olmasına insan sevinir mi ya? Çok ayıp ya, hakikaten çok ayıp. Evet, neyse efendim bu babı, bu başlığı kapatalım evet. Efendim. Evet. Parti yönetimi de değişiyor. Gençlere ağırlık verilecek. Milletvekilleri kabine ve meclis grup yönetiminde yaşanan değişim süreci genel merkez yönetimiyle devam edecek. Erdoğan yerel seçimlere parti yönetimini yenileyerek girecek. Eylül'de olağanüstü kongre yapılacak. Milletvekili listeleri %65 civarında değiştiren Erdoğan parti organlarını aynı oranda yenileyecek. Gençlere daha fazla yer verilecek. Genel başkan yardımcılarının büyük bölümü gençlerden seçilecek. Tabii. Partilerin tabii gençleştirilmesi ya da genel başkanın çok genç olması ya da efendim orta yaşın üzerinde olması tek başına bir değişimi ifade etmez. Hı hı. Anlayışlarda şeye gideceksiniz, değişime gideceksiniz. Bu mesela şimdi bizde yeni değil, çok öteden beri şey yapılıyor, konuşuluyor. Bizde parti genel başkanları öyle 3-5 tane, 10 tane seçim kaybetmekle efendim gitmiyorlar. Birçoğu efendim vefatla gidiyor. Yani kongrelerde çünkü onlar önce delegeyi seçiyorlar. Delege de dönüyor, genel başkanı seçiyor, öyle gidiyor. Bir de tabii genel başkanı değiştirseniz ne olacak yani? Değişiyor işte. Birçok genel başkanı değişti. Yerine yeni genel başkanları mantalite orada bir anlayış değişikliği yapmak lazım. Yani parti yeniden kuracaksınız. Efendim bazıları diyor ya efendim bizim parti işte makine ayarlarından yok efendim, kuram ayarlarından çıktı. O ayarlara getirin kardeşim. Bir de 2023'teyiz. Hı hı. Bu çok önemli yani. Bu çağda parti nasıl olacak, parti programı nasıl olacak, insanlara nasıl dokunacaksınız, ne yapacaksınız? Diğeri de diyor ki efendim vallahi raydan çıktı, tekrar rayına oturtalım falan. Olmaz böyle. Bir anlayış şeyi olmalı. Anlayış değişikliğine gideceksiniz. Biraz çağdaş olacaksınız. İnsanlara dokunacaksınız. Yoksa parti genel başkanları değişmiş ya da partide abiler gitmiş, çocuklara evlatlar gelmiş, yeğenleri gelmiş, kardeşleri gelmiş. Bu bir şey değiştirmez yani. Bu AK Parti için değil, bütün partiler için böyle. Ama ne olursa olsun gayet tabii yani insan hareketten de, şimdi benim hareket şeyim, hareket alanım ya da hareket kabiliyetim kısıtlı. Ben çünkü orta yaşın üzerinde bir insanım. Ama sizin gibi genç bir insan gibi hareket edemem. Ya da karşımdaki genç kameraman arkadaşım gibi hareket edemem. Ne olacak belki? Peki işte o heyecanları iyi yönlendirmek lazım. Nedir o iyi yönlendirmek? Efendim ben heyecanlıyım. Evet buyur evladım şöyle bir koştur bakalım. Koşuyor koşuyor, onda bir yerde nefesi kesiyor, yoruluyor. Ama ne yapacaksınız? O heyecanları güzel bir şekilde yönlendireceksiniz. Bir hedef koyacaksınız. O hedefe doğru zaman zaman belki şey de yapacaksınız ona. Mihmandarlık da, başkanlık da ya da ağabeylik de yapacaksın. Evladım bak işte devam et falan. Birçok genç işte böyle hevesli falan genç geliyor. Onların tabii şeylerini kırmamak lazım partide. Dedim ya işte aceleci gençler var. Mesela bunlardan bir tanesi, burada sevgilerimizi sunalım gene ne olursa olsun, belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu çok genç yaşta birisi. Yani belki hiç ummadığı bir şekilde geldi. Allah yolunda açık eyledi. İlçe başkanlığından sonra İstanbul Belediye Başkanı oldu. Şimdi diyor ki ben bir partinin genel başkanı olacağım. Olsun tabii. Olsun da ama şöyle bir ne yapmıştık? Geride ne bırakmıştık? Ne yapmıştık? Bunlar çünkü insanlar önümüze koyacaklar. Başkan biz seni Beylikdüzü'nde gördük. Büyükşehir'de gördük. Şimdi genel başkan olmak istiyorsun. Yani oraya baktığımızda o öngörüyle senin burada olmaman lazım diyecekler yani. Böyle de acele etmemek lazım. Önce parti meclis başkanı olacaksın, sonra belediye başkanı olacaksın. Sonra genel başkan da olabilirsin yani belediye başkanlığından sonra. Böyle gelmesi lazım. Zaman zaman siyasette, politikada böyle bir bakıyorsunuz birisi bir yere geldi. Şu ya da bu şekilde mesela İYİ Parti'de bir il başkanının ismi geçiyor. Ben hiç duymadım. Aman aman öyle bir kabiliyetinin olduğunda ya da öyle bir tecrübesinin olduğunda
bilmiyorum, duymadım yani. Ben duymadıysam insanlar ne kadar duymuştur ama ona kimse dokunmuyor. Atıyorum mesela İstanbul İl Başkanı. Ama şimdi İYİ Parti'de duayenler var ya, yıllardır politika yapmış insanlar var. Feleğin çemberinden çıkmış gelen insanlar var. O genç, tamam. Ama o gencin yanında o biraz daha tecrübesi olan insanı yan yana getirirseniz daha muvaffak olur. Daha güzel olur. Bir de politikada zaman zaman insanlar birbirlerini tekrarlıyor. Bugünlerde işte iki gündür bir laf çıkmış. Efendim İmamoğlu'nun yerine Sarıgül falan diyorlar. Biz Sarıgül'ü Şişli'de gördük. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da gördük. Şimdi Erzincan milletvekili çok genç yaşta zaten 30-32 sene önce zaten milletvekiliydi. Bir de partiden ihraç ettik yani. Ama şimdi tekrar belki İstanbul için ya da Ankara için düşünülüyor. Bu gazetelere düşen hatta köşe yazarların yorumladığı, ben gene şey diyeyim yani bunlar yorum diyeyim. Hı hı. Ama ateşin olmadığı yerden de duman çıkmaz diyeyim efendim. Yani Türk siyaset, Türk politikasında, siyasi Türk siyasi demokrasisinde böyle enteresan şeyler var. Böyle enteresan haller var. Ya bir çok acele edenler var, kabiliyetler. Ya efendim yaşını başına almış bir türlü kaybetmesine rağmen terk etmesini bilmeyenler var. Ya da efendim kendini tekrarlayan insanlar var. Ya da birileri onları bir şekilde joker olarak bulunduruyor, kullanıyor. Böyle de bir fotoğraf var. Vallahi bilemiyorum ne olacak. Ama dediğiniz gibi meclisi de, efendim belediye meclisinde, illeri de, ilçeleri de yenilemek lazım. Kabiliyetli insanları, çalışkan insanları getirmek lazım. Ama tecrübeleri de bir kenara atmamak lazım. Tecrübeli insanlar da var. Hı hı. Efendim tecrübe parayla kazanılmaz. Çok önemli bir şeydir. Çünkü sahada kazanmışsınız, koşturarak kazanmışsınız, efor sarf etmişsiniz. Yani bunları yapmışsınız. Şimdi kardeşim ben bu tecrübeden istifade etmek istemiyorum. Salt olarak bunun yerine bir genç gelsin falan denildiğinde size bakarlar. Dün bir dinleyicimiz aradı, dedi ki ya Kemal Bey politikada tecrübeli bir isim. Yani milletvekilliği yaptı, CHP'de grup başkan vekilliği yaptı, genel başkan oldu. Bu 80 tane danışmana dedi ne ihtiyaç var falan. Bilemiyorum tabii. Yani parti genel başkanlarının ne kadar danışmanı var, hangi alanlarda kimler danışmanlık yapıyor onu bilemiyorum ama tabii liderlerin de her şeyi bilmesi mümkün değil. Ama biraz da bilmesi gerekiyor. En azından yanılmaması için. Yanıldıktan sonra da ne yapalım, yanılmışız demek de uygun değil efendim. Ne yanılmak ne de yanıltmak uygundur. Bunların hepsini söyledim efendim. Bir evet, çırpıda evet. Yenilemek adına söylüyorum. Yeni adına aha, söylüyorum. Evet. Yani CHP'nin ya da AK Parti'nin anlayışı değişecekse, günümüze hitap edecekse, günümüze derken, şimdi mesela bizde bir kültür iktidarı deniliyor. Efendim bizim kültürümüz, özümüz, anneannelerimiz ne kadar yaşıyoruz, ne kadar hakim ülkemizde. Buna bakacağız. Bu anlamda insanlara nasıl yön verebiliriz, insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? İşte bu yeniliği bununla beraber yaparsanız, kişisel bazda bunlarla da bir anlayış yeniliği de getirirseniz gelecekte gene kazanırsınız. Evet. Ama efendim işte Kemal Bey gidiyor yerine İmamoğlu geliyor. Ne olacak efendim? Yenilik yaptık. Bu da olmaz. Onu demek istiyorum. Peki. Buyurun. Evet, kirada %25 sınırı resmen bir yıl uzadı. Adalet Bakanı Tunç, konut kiralarındaki %25'lik azami zam sınırlamasının Temmuz 2024'e kadar uygulanacağını duyurdu. Vallahi kiracılara güzel haber. Kiracılara çok güzel haber. En azından bir ölçü var. Ama buna uyuluyor mu? Ben hiç zannetmiyorum. Yani oyan uyuyor. Bazıları da ya hadi oyalım. Kiracı da evden çıkmamak için abi ya şimdi %25'ten bahsetmeyelim de hadi 40'a razı olalım. Sen bankaya benim adıma bu kadar görünsün yatır. Diğerini elden alırız zaten falan. Ya da farklı bir şekilde benim hesabıma at yani diyor. Kira değil de başka bir başlıkla belirt. Efendim işte borç diye bir şey diye falan. Böyle diyenler var. İnşallah çare olur. İnşallah. Şimdi benim en çok burada kira meselesinde ya 2 sene öncesinde ya da 3 sene öncesinde böyle bir sıkıntımız yoktu. Değil mi? Yani bir anda mı son 2,5-3 sene içerisinde mi bu Covid'le beraber, sonra bu savaşla beraber, Rusya ve Ukrayna'daki savaşla beraber mi bu ev kıtlığı çıktı?
bu ev kiraları böyle fırladı. Ya da bu arabalar yerin dibine girdi, parklara girdi. Araba yok, herif arabanın peşinde koşturuyor. Ne model, efendim kaç yıllık olursa olsun ben bir araba alayım da şu yaz tatilini geçireyim bari diyenler gibi. Yok böyle bir şey. Yani bir anda niye yok oldu? 3 sene önce bile bir sıkıntı yoktu, yoktu ya. Tabii. Ben hatırlamıyorum. Yani hiç kimse de abi ben ev aradım da bulamadım da ya da kiralar işte 3 liraydı abi, evet, 10 lira oldu diyeni hiç rastlamadım. Yani nasıl oluyor? İşte devletin bunu sorgulaması lazım. Hükümetin, kardeşim ne oldu da 3 sene içerisinde bu evler yerin dibine geçti? Siz kiraları 3 liradan 15 liraya çıkardınız. Gel bakalım buraya. Yani bunu emlakçıyla da oturup konuşacak. Korkutmadan ya. Yani bu çok affedersiniz bir tezgah var bu işte. Onları da korkutmadan. Siz bu piyasayı, bu rayıcı belirlerken nasıl adım attınız? Size ev sahibi al kardeşim bu dükkanımı, bu evimi kiraya ver derken nasıl anlaştınız? Size ne dedi? Siz bu kirayı niye oraya koydunuz? Ne kadar mantıklısınız? Efendim işte canım her şey de pahalandı. Devletin efendim vergilerinden tutun resmi evraklarına kadar birçok yerde pullu bilmem neydi bunların hepsi zamlandı ya abi, işte biz de ona göre. Ya kardeşim ne alakası var? Hı hı. Bir tarafta o şeylerde ticaret, vergi ödeyeceksiniz, araba alacaksınız, efendim devletten bilmem ne alıyorsunuz, bankalardan o şeyleri ben ödüyorum, zamlı ödüyorum. İşte o zaman ben de dairenin üstüne, dükkanın üstüne bu kadar bindireyim, vereyim. Bak devlet de efendim şurada burada zam yaptı. Ya hiç ilgisi yok ki kardeşim ya. Sen evini kiraya veriyorsun be kardeşim ya. Kira ne de kiralamak nerede? Kredi almak nerede? Ya da ne bileyim başka bir devlette başka bir uygulama nerede? Ne ilgisi var yani? Ticaret tamam, evi kiraya vermek de bir ticaret de tabii. Salt kirayla geçinenler de vardır ama arkadaş 5.000'den 15.000 liraya, 20.000 liraya nasıl gerçekten çıkardınız? Yani bunu sorgulamak sömürmek lazım. Mi? Evet. Ne denir ki bilemedim, evet, şu anda. Evet. Ev bulunamıyor. Evler çok pahalı. Niye oğlum 3 sene önce böyle bir şey yoktu, şimdi oldu? Bu soruyu sormak lazım, bunu irdelemek lazım, bunu sorgulamak lazım. Bir gazeteci olarak da bu benim vazifem. Evet. Ben de bunu sorguluyorum. Bu konuda bir samimiyet yok. Bunu ortaya çıkarır devlet isterse. Hı hı. Yani bu tezgahı, ben tezgah diyorum, lütfen mazur görsünler. Bunu ortaya çıkarırlar. Hem araçta, hem ev kiralarında, hatta hem ev fiyatlarında. Evet. Tabii. Evet, devam edelim. Buyurun. Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor. Eyüp Sultan Belediyesi tarafından Gaziantep Islahiye'de 55 günde inşa edilen kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor. Ya o çok enteresan bir şey. Adam bir kasa kuruyor orada. Depreme de çok, hı hı, dayanıklı, çelikten. Vallahi Amerika'da yapıyorlar bunu, batıda bazı yerlerde yapıyorlar. Ben de onu görünce belediye başkanı, Eyüp Belediye Başkanı anlatırken dinledim. Ya bunu köylerimizde aslında vatandaş yapabilir. Ben zaman zaman bazı köylere gidiyorum. Çatılar değişiyor, evler yeniden yıkılıyor. Hiç gerek yok ya. Olmasa onları yıkın. Dümdüz yedin ama yani daha az masrafla yapabilirler. Ciddi söylüyorum. Yani Amerika'daki o görüyoruz ya filmlerde de o yapılan evler falan o şekilde daha ucuz. İşte bu Eyüp Belediye Başkanı yapmış. Evet. Gördük nasıl yapıldığını da orada anlattılar. Depreme de dayanıklı. Çok da güzel şeyler, geçici değil, kalıcı yani. Ona kavuşan vatandaş diyor ki, baba ne geçicisi, ben burada 40 sene otururum diyor. Hoşuna gitmiş yani. Ama hakikaten çok güzel de yapmışlar. Yani bırakın 6-7 derece şiddetinde depremi, 9-10 derecede de olsa Allah'ın izniyle bir şey olmaz oralara. Çünkü o kuramı, aksanı falan çelik hepsi, demir. Evet, evet, buyurun. Evet, Büyükçekmece'de baraj tehlikesi. Büyük bir depremde ilçe merkezi su altında kalır. Kahramanmaraşlı iki büyük depremin ardından gündeme yeniden muhtemel Büyük İstanbul depremi geldi. İstanbul depremi ile ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı da bir kez daha konuşuldu. Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı'nın da risk altında olduğu söylendi. Hele hele Allah muhafaza tsunami olursa, görülürse, evet, biraz çok kötü. Evet. Belediye başkanı da biraz panik halde anlatmış. Ben de korktum. Evet. Hakikaten orada bir baraj var. Biz hepimiz gittik, gördük, defaten de gördüm. Hı-hı. Ya olur mu, olmaz mı diye ben teknik adam değilim. İşte o dünkü haberde herhalde İHA bültenlerinde var. Bir şehircilik uzmanı büyük var. Bir tabii ona depremde gövdede yarılma olursa tabii.
Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır tabii, diye bir açıklama vardı. Aşabilir de dedim ya, tsunami de olursa Allah muhafaza ama Allah olmayabilir. O şehircilik uzmanı dedi. Yani bizim incelememiz lazım. Biz de o haber düştü, incelememiz lazım ama yabana atılacak bir şey değil. Evet. Başkan tecrübeli bir politikacı. Yani yıllardır ben tanıyorum. Çünkü birkaç partide de politika yaptı yani. Anavatan Partisi'nde işte günümüzde şimdi herhalde CHP'li adam bir şey söylüyor. O şehircilik uzmanı arkadaşımız da dedi ki yabana atılacak bir şey değil. Biz de notumuzu aldık, bence incelemek lazım dedi. Hı-hı. Adam haklı yani. Evet. Evet, devam edelim. Titan'ın enkazı bulundu. Amerika Sahil Güvenliği kaybolan denizaltı Titan'ın enkazının Titanic yakınlarında bulunduğunu duyurdu. İçindekilerin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ya ben bunu anlamadım. Yani şimdi şirket mi özel bir arayış içerisinde, yani orada bir altın mı var, bir define mi var, gemide bir şeyler mi var? Neden diyorsunuz? Yani niye bu kadar ilgi? Ben anlamadım ki yani orada... O filmde ön plana çıkan bir aşk hikayesi var. Hı hı. Geminin ucundaki o aşk hikayesi. İşte gerçek bir hikaye yani. Evet, gerçek bir hikaye. Ama yani o aşk da yok orada. Onlar da, aşıklar da yok. Siz o gemiye niye varmak istiyorsunuz? Niye kalıntılarını merak ettiniz? Yani bana göre tabii bir zengin, bu bir iş adamı yapıyor, hı hı, bunu evet. Şey yapıyor. Para parayı çeker diye definenin peşine mi düştü adam? Oradan bir şey mi çıkaracak, dikkat mi çekmek, salt dikkat çekmek Avrupa kültüründe yok. Çünkü Avrupalı hep herkes ücretini ödesin der ya yani. Efendim ben işte bunu insanlık adına yaptım. Bir dönem çok etkileyici, hatta şimdi de etkileyici filmini de yaptılar Beyaz Perte'de hepimiz. Ben iki defa izledim. Ben de izledim. Ama arkadaş şimdi yani sırf bu film için ya da şey için dikkat çekmiş de olabilirler ama bana... Kuvvetle muhtemel kültürlerinde maddi sahipler var ya, maddi evet. Düşünceler. Gemide çok miktarda altın mı vardı, efendim hazine mi vardı, para mı vardı, bunlar onun peşine mi düştüler? Diyorsunuz ki neden böyle bir şey tabii, yapıldı? Tabii neden yapıldı yani, batak bir gemi kardeşim, jilet mi yapacaksınız desek o da aklıma gelmiyor. Çok eski çünkü kullanılır mı bilemiyorum ama olsa dedim şeydir bu. Yani... Bu bir defineden, bir altından bol miktarda bir maddi değer için belki gidildi, varılmak istendi, araştırılmak istendi. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Uçuk da konuşabilirim. Ama mantıksız da değil. Başka sen o gemiye niye gidersin, niye araştırırsın altından evet. Üstünden? Evet. Hakikaten buyurun. Üzüldüğümüz bir konu. Böyle heyecanla insanlar, bekliyorduk acaba kurtulurlar tabii. Mı, ulaşırlar mı? Patlamış. Evet, patlamış. Patlamış ya. Evet. Evet, Türkiye'nin konuştuğu gizemli mağara bulundu. Bursa'da Otçu Kadir diye bilinen 74 yaşındaki Kadir Fidan Uludağ'da kayboldu. 23 gündür aranan Fidan için kimi şifalı bitki, kimi içinde define olan bir mağarayı aradığını söyledi. Ekipler o gizemli mağarayı buldu. İçerisinde kıyafet, kazma, kürek, levha, çuval, ip ve palanga takımlar rastlandı. Ancak çürümeye yüz tutmuş bu eşyaların en az 2 yıllık olabileceği belirtildi. Ekipler 3 iz takip köpeğiyle birlikte aramalarına devam ediyor. Vallahi mağarayı artık yani devlet de güzel bir şekilde altını üstüne getirsin de bir daha gitmesinler. Bakın 2 sene önce başlamışlar, hala gidiyorlar. İşte en son dediğiniz gibi giden adam, değil mi yani? Evet. Ama içeride kazma kürek de var. Evet. Giysi de var. Demek insanlar bir şey arıyor, define arıyor. Hı-hı. Ya bu bir ara öyle bir moda oldu ki belki şimdi evet. Yoktur ama bir iki sene önce o cihazlar hurra, herkes, Anadolu'da herkesin elinde. Ya bir gün köydeyiz. Baktım fısır fısır konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz dedim ya. Dedikodu mu ediyorsunuz? Yok abi falan. Ne konuşuyorsunuz oğlum? Vallahi bir şey yok. Sabah 3.30'da falan tabii orada sabah erken oluyor. Kalktık ve baktık bunlar yok. Sorun soruşturun. Vallahi abi bilmiyoruz. Birisi dedi ki abi bunların elinde bir şeyler vardı, yaylaya çıktılar. Tamam mı? Evet, bir dönem dediğiniz gibi çok kötü oldu. Tabii evet. Gıcıklık bu ya. Polis şeyine, jandarma karakoluna telefon açtık. Üç arkadaş buradan elinde bazı şeylerle kayboldular. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Maazallah teröristlerin eline düşmesinler, şu bu falan. Tabii jandarma şeye alarma geçti. Gitmişler. Yaylada bunlar bir yerde, bir mağaranın dibinde bir çukur kazmışlar. Jandarma tabii bunları çeviriyor, alıp getiriyor. Yani böyle enteresan polisiye vakalar gibi.
İşte bakın neler çıkıyor. Evet, yani. Peşi sıra kaybolan gerçekten oluyor, giden gelmiyor, bazıları ölüyor. Çok enteresan bir şey yani. Evet. Evet, tatilcilere ek sefer yetmedi. Otogarlarda bayram yoğunluğu. Kurban Bayramı yaklaştı. Otogar ve havalimanlarında hareketlilik başladı. Yurt içi uçak biletleri satışı %320 arttı. Otel rezervasyonları %70'e çıktı. İstanbul Otogarı'nda ek seferler doldu. Cuma ve cumartesi günü sefer sayısı 2000'e yaklaştı. Evet, değil mi? Güzel mi diyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Hareketlilik var. Bence hareketlilik var. En şimdi, güzeli tam şu sıra hiçbir yere gitmemek bence. Her yer çok kalabalık yani. Şimdi bak ama bir şey var. Biz bazen eleştiriyorduk kardeşim ya parayı niye köprüye, yola, efendim uçağa, havalimanına verdiniz falan. Otel yaptınız turizmin ya da efendim şey yaptınız paraları buralara verdiniz. Bu çok gerekiyormuş ya. Tabii ki. Yani bu yollar, bu havalimanları arkadaşlar bunlar olmazsa, turizm tesisleri olmazsa, buralara yatırım yapmazsanız turist gelmez ya. Ben bu sabah birisini 6.30'da Anadolu şeyde İstanbul Havalimanı'nda şey yaptım, yolculadım tıklım tıklım. Bakın o yabancılar var ya. Bugünden başlıyor zaten yolculuk. Kesinlikle öyle. O yabancı yani birde değil de iki şeyden. İkinci peronlarda dışarı çıkanlardan dolayı öyle bir trafik oluştu ki bereketli bu şeyler İstanbul Havalimanı'nda şeyler trafik polisleri çok sabırlı. Evet. Nezaketen yaklaşıyor. Devam edin diyorlar. Arkadan gelenler var. Bak onlar da yolcu bırakacaklar falan. Yani şöyle bir baktım. La maşallah dedim. Herhalde bu sene bir 60 milyon insan gelir buraya dedim. Turizm Bakanı bunu söyledi. Önce ben güldüm ama onun dediğini ben şey yapayım, evet, doğrulayayım. Evet. 60 milyon insan gelebilir. Her yer inanılmaz, %100'e yaklaşmış. Tabii ya, 60 doğruluk. Milyon insan. Yani kolay değil. O zaman geçen bayram beklediğimiz şey bu bayram İstanbul'da. Hani İstanbul boşalacak tabii gibi boşalacak. Geliyor. Tabii boşalacak. Çünkü 9 gün. 9 gün. Hayır, ben bir de yabancı turistlerden bahsediyorum. Bizde zaten bir 2 milyon, 2,5 milyon insanın hareket halinde olduğunu söyleyelim. Evet. Bakın Anadolu garajında adam diyor ki abi, bir tane ek servis, iki tane ek servis, otobüs bulamıyoruz. Bir de sağlam olacak. Anadolu yollarında bazıları 24 saat, bazıları 23 saat falan gidiyor. Buradan Van'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Sağlam da olması lazım. Ve ben diyor 70'ine bastım. 30 bilmem kaç yıldır buradayım. Ben böyle bir kalabalık görmedim. Evet. Bakın bu Anadolu garajı. Ben bunu televizyonda haberlerden izliyorum. Öbür tarafta bu sabah İstanbul Havalimanı'nda gördüm. Yanımdaki çocuk dedi ki, abi dedi biz buraya çok büyük diyoruz. Oğlum dedim çok büyük zaten yanlış değil. Tamam da dedi bitmeyen şeyler de var. Arterler de var. Hı hı. Onlar da biterse dedi gene yetmez. Sen ne diyorsun? Evet, evet dedi abi yani böyle giderse 7-8 sene sonra ya bu da küçük kaldı bir başka bir şey bulalım, bir şey daha yapalım diyeceğiz değil mi? Ama biz bu altyapıyı iyi ki yapmışız. Yani turizm için, bizim için bu altyapıyı iyi ki yapmışız. Ticaret için de öyle. Yani o duble yollar, şu Çanakkale Köprüsü'nde ya buradan tırcı basıyor. Abi diyor ben Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyorum. Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyorum. Balkanlar üzerinden çekip gidiyorum diyor. Öbür tarafta burada arabaya binen ta Hakkari'ye kadar gidebiliyor. Yani öyle bir tırın arkasına, bir kamyonun arkasına efendim takılıp dakikalarca viraj alamıyor. İyi ki diyorum. Biz efendim bunları yapmışız, bu altyapıyı yapmışız, bu parayı harcamışız. Belki bugünkü şartlarda biz bunları yapamazdık. Hı. Bir sene sonra belki hiç yapamazdık. İyi ki ordumuzun efendim ihtiyaçlarını karşılamışız, yapmışız, hala yapıyoruz, başlamışız. O adımlar atılmış, yapılanlar yapılmış, proje halinde olanlar var. İyi ki bunlara yatırım yapmışız. Evet. Yarın belki bu işin altında kalkamayız. Evet. Hakikaten öyle. Yapılan yapılmıştır. Kesinlikle. Evet, 185 kiloluk kar beyaz isimli teke 20 bin liraya satıldı. Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çeken Honamlı cinsi tekeler pazarın gözdesi oldu. Evet. 20 bin lira. Şimdi görüntülerimiz gelecek. Ama 185 kilo be. 185. Yani. maşallah ya. Acayip bir şey. Hani ya bu kurban işine tabii şey yapmamak lazım. Eti sokmamak lazım. Ben eti telaffuz etmek istemiyorum ama yani bir kilo et kaç paradır diye düşünüldüğünde tabii bunlar canlı yani kasaptaki et gibi değil. Ben kurbanları bu sene aman aman öyle fahiş fiyatla da görmedim. Hı hı. Anadolu insanı hakikaten şey mantıklı.
Yani bir de adam diyor ki ben bunları satmazsam burada efendim kasabın eline kalırsa, kasap esnafına da burada selam ediyoruz. Onun bunun elinde malımızı murdar edecekler. Hı hı. Yani çok cüz'i bir parayla elimizden alacak ve birçoğu da geri götürecek. Köyle. Evet, en iyisi yani öyle yapacak, bakacak. Herkese ulaşsın. Ha, herkese ulaşsın. Herkes kessin yani kopanı. Kessin. Bu defa bu yıl biraz anlayışlı olalım. Evet, lütfen. Kesinlikle. Evet Atabeyciğim çok teşekkür ediyorum. Reklam zamanımız geldi. Evet. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Profesör Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Bir yere ayrılmayın.